size Haber.com Türkiye gazete manşetleri 13 Nisan 2016 Çarşamba. Cumhuriyet, Ankara Garı saldırısıyla ilgili müfettiş raporlarında büyük skandallar var. Bombayı biliyorlardı. 102 kişinin öldüğü patlamaların istihbaratını üstlerine bildirmeyen emniyet müdürleri isim isim sıralandı. Saldırı günü gelen istihbaratta bombacının adı bile vardı. Hürriyet, utanç satırları. Hürriyet, Karaman'da 10 erkek öğrenciye yıllarca tecavüz eden öğretmen Muharrem B. hakkında hazırlanan iddianameye ulaştı. 14 sayfanın her satırı dehşet verici. Milliyet, işte Mehmetçiğin silah arkadaşlığı. Hani de yaralanan askerler acılarını bağırlarına basıp çavuşlarını son yolculuğuna uğurlamaya koştular. Vatan, krala nişan. Erdoğan, Suudi kralına devlet nişanı verdi. Bu nişan, iki ülke ilişkilerinin ve dostluk bağının sembolüdür, dedi. Habertürk, iki Rus'a kama operasyonu. İstanbul'da Çeçen Edel Giriyev'i gözünden kamayla öldüren iki Rus, MİT emniyet operasyonuyla yakalandı. Sözcü, yandaş vakıfların temsilcilerini THY'ye doldurmuşlar. Ensar'ın, TÜRGEV'in THY yönetiminde ne işi var? Sabah, işte büyük dönüşüm için 20 önemli adım. Sabah'ın düzenlediği Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı'nın 20 maddelik sonuç bildirgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümete sunulacak. Zaman hem yazdı hem oynadı. Tahşiye davası sanığı polis müdürü Bayram Özbey'in hünerleri saymakla bitmiyor. Danıştay saldırısını perdelediğine dair ciddi iddialar bulunan Özbek, Gülen'in talimatıyla kişi ve kurumları hedef gösteren Samanyolu TV dizilerinde senaristlik yaptığını bizzat kendi sitesinde ifşa etti. Soruşturma başlayınca da sitesini kapattı. Akşam takke düştü, FETÖ'yü gördü. Bir dönem paralele arka çıkan MHP lideri Bahçeli, sinsi örgütün partiyi ele geçirmeye yönelik hamlesi sonrası sert konuştu. Bunlar ABD'nin kuklası, İslamiyet'in yüz karaları. Aydınlık, halk oyunundan zina çıkardı. Malatya Yeşilyurt'taki Gazi Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Nevzat Turan, halk oyunu ekiplerini hedef aldı. Turan, halk oyunu dediği folklorun zina olduğunu ileri sürdü. Bir gün, Kılıçdaroğlu AKP'ye Ensar Vakfı ile ilgili kritik sorular yöneltti. Bu sorulardan kaçamazsınız. Gazete 6 soruyu manşetine taşıyor bugünkü baskısında. Evrensel, Yeni Çeltek'te yerin 1200 metre altında açlık grevi yapan işçiler hastanelik oldu. Daha neyi bekliyorsunuz? Güneş, ardamarı çatladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha geçen hafta sarf ettiği hakaret dolu sözlerin tartışması devam ederken siyaset tarihinde daha önce eşi benzerine rastlanmamış bir seviyesizliğe imza attı. Hakaretlerini savunurken bu kez de alenen küfür etti. Karar, canları pahasına. Hani'deki hain saldırıda muhtemel katliamı iki Mehmetçiğin kahramanlığı önledi. İki don patlayıcıyla karakola yönelen tankere gözlerini kırpmadan ateş açan askerler teröristin panikleyip bombayı erken patlatmasını sağladı. Meydan, hani ey gözyaşım akmayacaktın. PKK Diyarbakır'daki Hani ilçe jandarma komutanlığı ile askeri lojmanlara 2 ton patlayıcı yüklü tankerle saldırı düzenledi. Patlamada 3 asker şehit oldu, 39 asker ve 8 asker yakını yaralandı. Yeni yüzyıl, hoş geldin Emel. Türkiye'nin güney hattında bazı hanelerde dram yaşanıyor. İşte Reyhanlı'da bir ev. Babasını kaybeden küçük kız bebeklerine sarılmış, sanki savaşınız batsın der gibi. Özgür düşünce, silahların gölgesinde cenaze. Isparta'daki nefret operasyonunda tutuklanan Halil Karakoç, kendisini ziyarete gelirken kazada ölen anne babasını silahların gölgesinde toprağa verdi. Özgür gündem, vekilliği saraydan almadık. Saray ve AKP hükümeti HDP'li vekillerin dokunulmazlıklarını kaldırarak son demokratik köprüyü havaya uçuruyor.
Star, emniyetten PKK'ye FETÖ köprüsü. Şırnak'ta karakollarda nöbet tutan iki bekçinin operasyonları önceden PKK'ye sızdırdığı, geceleri de Hendek'te teröristlerle nöbet tuttuğu belirlendi. Gözaltına alınan A, Y ve Y, Y adlı bekçilerin FETÖ bağlantısı bulundu. Takvim, haddini bild, özgür basın diyerek Türkiye'ye kin kusan Alman medyası, paralelciler, hürriyetçiler, topunuz birden gelin, takvim size yeter ifadelerini manşete taşıyor bugünkü baskısında. Taraf, MHP'de büyük mutabakat. Tüzük kurultayı sürecini birlikte yürütme kararı alan MHP'li muhalif adaylar kurultay tarihini de belirledi. Partinin yeni genel başkanı 8 Mayıs'ta seçilecek. Türkiye kilis yeter dedi. PYD ve DAEŞ'in sık sık taciz ettiği şehirde vatandaşlar ayağa kalktı. Vahdet, Mavi Marmara avukatı Gökdemir, İsrail'in amacı mahkemeden kaçmak, davaya engel olmayın. Yarına bakış, Avrupa Parlamentosu'ndan iktidara sert çağrı, İpek Medya ve Feza Gazetecilik ivedilikle iade edilsin. Medyaya atanan kayyumlar görevden alınsın. İşten atılan gazetecilerin maddi hakları tazmin edilsin. Bağımsız ve tarafsız yargı için hukuki zemin oluşturun. Yeni Akit, Bahçeli Gülen'i topa tuttu. ABD'nin kuklası, İslam'ın yüz karası. Yeni Şafak, her şeyi söyledi. MHP'yi kayyuma teslim eden muhaliflerle FETÖ arasındaki ilişkiyi ortaya koyan Bahçeli, bizim paralele teslim edecek bir partimiz yoktur. MHP'ye yuvalanmak ve operasyon partisi olarak kullanmak isteyen okyanus ötesi kaçkınlarının mutluluğunu da ibretle izliyorum, dedi. Yurt, hırsızın altına yatanlar kim? CHP lideri Kılıçdaroğlu tartışma yaratan eleştirilerine devam etti. Hırsızların altına yattılar mı, yatmadılar mı? Biliyorum, yine kıyameti koparacaklar, dedi. Yeni mesaj, Türkiye icralık. Adalet Bakanlığı'na göre 2004 yılında 8.9 milyon olan icralık dosya sayısı 2014 yılında ülke nüfusunun 1/3'üne ulaştı. Dünya, yeni başkan ilk gününde test edilecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 20 Nisan'daki PPK toplantısından üst bantta 20 baz puan faiz indirimi bekleniyor. Hürses, piyasalar Çetin Kaya'yı olumlu karşıladı. Ekonomi Bakanı Elitaş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Murat Çetin Kaya'nın sektörde uzman biri olduğunu belirterek, piyasaların olumlu karşıladığı gibi ben de şahsen çok olumlu buluyorum, dedi. Fanatik, Fener kazanamazsa Kartal %99 şampiyon. Fotomaç, Nani ve Fernando'dan Kaptan Volkan'a şok tepki. Sus, bağırıp durma.